Gençler günaydın, ne haber? Honduras'a doğru yola çıkacağım. Leon'dan, Nikaragua'dan. Böyle güzel bir hostelde kaldım. İşte kamping yaptım. Anahtarı falan teslim edeyim. Çıkınca konuşuruz. Burası hostel El Rio hostel. 6,5 dolar normalde kamp. Ama işte kendi çadırını yaparsan 5 dolar, 14 dolara indirirsiniz. 2-3 gün kalacaksanız. Burası çok sıcak, onu söyleyeyim. Ne güzel, tatlı bir şehir. Dün ne parti dedik ya. Dün var ya, dün neler oldu ya. Oğlum en son 20'li yaşlarımın başında öyle. Bar tuvaletlerinde bir şeyler yaşanıyordu. Hayır, 30'a dayandık. Bu hayatı bırakmam lazım. Artık yaşlandık, ihtiyar olduk. Onun için ben terminale gidiyorum. Otobüs varmış sınıra, terminalle. Ya bineyim, 2 saat falan sürecek zaten. Ulaşım bisikletlik tuktuklarla sağlanıyor. Yine motor gitti, pedala kaldı, bak insan gücü. Evet, şurada bir yerde terminal var. Bugün günlerden pazar. Sınırlar bunlarla. Burada bu sallanan sandalye çok var ya. Kamerayı şarj basmayı da unuttum. Hadi şu otobüsü bulalım. İnşallah vardır otobüs de giderim. Sıra var dediler ama. Aha balık var. Buradan balık alıp bir şey deriz. Hadi gençler. Burası böyle bir pazar gibi. Vale çiçi. İlk önce Çinandega'ya gidiyorum. Oradan var mı sınırı bakalım. Ha böyle dolmuşlar. Ya buradan sınıra bir tane de buradan. Abi de sigara var anasını satayım. Bir tane birinden bir dal aldım ya, hiç içmiyorum sigara. Şimdi şuradan sınıra bir tane şey bulayım. Otobüs, hadi gidelim. Sınıra 75 kilometre var. Oğlum geldik 1980'lere ya. Baksana ortalığı. Corito, mu? Corito değil. Corito. Otobüslere baksana ya. Direkt almışlar şey ABD'den. ABD'de şu an ne var acaba? Ne tür okul otobüsleri var? Bilmiyorum ki. Daha teknolojik galiba. Şimdi sağ yarım saat sonra bu otobüs kalkıyor. Bir saat sürüyormuş sınıra. Ha burada işte. Nasıl gidiyor? Asale gidiyor. O gidiyor. Bir saat. 1,5 saat oradayız. Nasıl bir şey? Bakalım. Hadi. Ortam bu. Baksana şunlara. Evet, arkamdan geçene bak ya. Arkamda görüyor musunuz bilmiyorum. Nikaragua Honduras köprüsünü görüyorum, arasındakisini. Ya bunlar oğlum, bunlar devlet mevlet değil ya. Bir de şey, mühür basmıyorlar. Nikaragua'dan çıkışta Honduras'a girişte basmıyor. Bir tane kağıt veriyorlar eline. Rica ettim kadından, dedim ki ablacığım, Türk şeye basıyor. Sana verdiği evraklara basıyor mühür. Yani mühür var. Elektronik bir sistem değil. E dedim ben de, rica etsem. Tamam, şuralara baksana. Nasıl satayım? Favela ya. Tam bir favela.
Bu arada şey, ben size bir şey anlatacağım. Sınır geçişte aklımdan çıktı. Ya şu yakınlarda bir şehir var, bir 40 kilometre. Oraya varayım da konuşacağız. Ben oğlum bir yan kesici beni çarptı. Yan kesici çarptı. Otobüsü durdurdular şeyde, yol üzerinde içeri girdiler. Tehdit edildik falan. Ben neler anlatacağım size. Ama şu varayım, şurada karşı tarafın hostum var yakınlarda. Oraya varayım da bugün neler yaşandı. Gidelim de görüşürüz. Hostumun olduğu şehre. Pahalı buralar ya. 5-6 dolar hep yemekler. Markete gittim. Marketten hamon aldım. Ekmek aldım. İşte Pepsi aldım. Bunların hepsi 2 dolar tuttu. Şimdi bunu yiyeceğim. Sonra ev sahibimle buluşacağım. Dedim ben gasp edildim. Tehdit edildik. Otobüs önü kesildi. Tehdit edildi falan. Bunları hep anlatacağım ama kendime gidim. Ben sabahtan beri, sabah 6'dan beri 6'da uyandım. Yollardaydım. Sınır geçtim. Dışarısı 1500 derece. Rahat yani. 45 derece var dışarı. Çok sıcak hava. Böyle AVM'de şimdi şey var. İşte klima milima var. Az bir kendime geleyim. Konuşacağız, tamam mı? Şimdi şunu yemem lazım ama. Hadi. Gençler. Şimdi bir 15-20 dakikaya çıkarım bu evden de. Yol var bugün. Oğlum şuna baksana. Saat sabahın 5'i şu anda. 5.30 işte. Gün aydınlanmak üzere. 5-6. Wow. Güneşe bak. Güneş niye bu renkte? İlk defa görüyorum lan kızıl güneş sabahları. Tövbe estağfurullah. Güneş niye kızıl oğlum? Şeyden olabilir belki. Bulutlar onun şeyin ışığını azaltıyor olabilir de. Korktum. Evet. Dün ben size şeyi anlatmadım. Ne oldu diye. Ben yan kesici soylu dedim ya. Ben otobüs, en son otobüste çok sinek var orada ya. Otobüse biniyordum ya, şeye giden, sınıra giden otobüse. Video çekiyordum aynen böyle. O ara tabii video çekmem de biraz herkes beni izliyordu orada ben video çekerken de. Çantam şey dedi, otobüsün içindeydi. En öndeki koltuğunu oraya bırakmıştım. Hacı ben geri döndüm. 5-10 dakika vardı otobüsün kalkması. Dedim müzik dinleyeyim. Bak içeri girdim. Şu güneşe baksana. İçeri girdim, benim o çantamı koyduğum koltukta bir tane çocuk oturuyordu. Ama böyle değişik oturuyor, tamam mı? Böyle hani hiç yolcuymuş gibi, onu hissettim. Hiç yolcu gibi oturmuyor. Tam bu, ben gelince böyle yaptı, ayağa kalktı. Tam yanımdan geçerken elinin cebime çarptığını hissettim. Ama uyanamadım. Oturup müzik dinleyeceğim ya, elimi cebime bir attım. Bana telefon yok. İşte olaya uyandım, o refleksle bir döndüm. Onu yakasından alt tuttuğum gibi çektim içeri, attım koltuğa geri. Koltuğa geri attım, bu böyle düştü koltuğa. Elinde benim telefon böyle, şöyle de saklamış önünde. Böyle korku ve şaşkınlıkla dolu bana sırıtıyor. Telefonu elinden aldım, bana böyle sırıtıyor. Aldım, korkmaya da başladı bu. Kalktı ayaçtı, bunun ensesine bir tane yapıştırdım, siktir git lan buradan diye. İşte söve söve bunu attım şeyden, otobüsten. O sıra ben de işin şokundayım da. Koltuğa oturdum, o sıra içerideki herkes şoföre bağırmaya başladı. Şoför geldi içeri, ne olduğunu bitti. Şoför olaya uyanıp dışarıda o çocuğu arayana kadar çocuk kaçtı gitti. Ömrümde ilk defa böyle bir şey yaşadım. Latin Amerika'da 20 aydır buradayım. Burada zaten en çekindiğim şey bu ya, yan kesicilik işte. Yolda soyulmak falan. Yani başıma gelebilir yani buralarda. Daha önce de demiştim. İlk defa böyle bir şey yaşadım yani. Ya çok garipti ya dün. Otobüste gidiyoruz. Yolcu almak için durdu. Abi içeri böyle bir tane herif gidiyor. Devasa bir herif ama tamam. Böyle dövmeli memeli. Üzerinde işte basketbolcuların gidiyor forma var ya, ondan falan var. Ama sırılsıklam böyle hareket ettikçe su damlıyor bize. Biz de rahatsız ediyor. Yanımda teyze var. Teyze bunu itiyor falan. Bir de böyle hareketleri şeydi. Bu bir tane uyuşturucu vardı ya. Reflekslerini işte böyle yürüyemiyorsun, hareket edemiyorsun, böyle bir uyuşturucu. Büyük de onun gibi bir şey kullanmış. Ağzı uzu böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Ebeli uyuşturucu içeri girdi. Dikkat edin falan dedi işte. Bizi tehdit etti içerideki. Ama böyle kendini kontrol edemiyor. Ellerini ayaklarını kontrol edemiyor. Herkesi korktu ondan. Çünkü herif böyle zaten şey. Devasa, uzun boylu, bir de dişleri falan da iyi belli. Hani parası olan biri. Öyle fakir biri değil. Sokak serserisi değil. Böyle dalgada o geldi, tehdit etti. Onu sonra indi o şeyden. Otobüsten bir sürü şey yaşadık ya. Hala işte bizi tehdit eden herifin o yaşadığımız 30 saniyeyi ya şeyin o kadar dışında ki, normal hayat akışının o kadar dışındaki bir olaydı ki hala idrak edemiyorum ya. Niye oldu yani böyle bir şey? Kolum ağrıdı. Burada işte Kayseri'nin gemisinde kaldım. Başkent'e gidiyorum. Otostop çekeceğim. Hadi. Ha bu yoldan ilk merkeze, merkezin dışına, oradan da
kuzeye doğru yola. Burası şehrin dışında bir yerde. Daha şehrin merkezine gideceğiz. Şimdi buraya gelişim de eziyetlendi size. Otobüs yok, otostop yaptım. Biraz otobüse bindim, bir daha otostop yaptım falan. Hadi. Evet, günün ilk resmi. Ya çok bir şey gitmiyor. Puente muente bir şey daha. Burada bir köprüye kadar gidiyoruz büyük ihtimalle. Kartonum. Evet, günün ilk otostopu pick up. Sabahın 6'sında. Hadi bakalım bugün nasıl geçecek. Honduras'taki ilk otostop günü. Gençler, çocukları okula bırakıyoruz. Normalde haritadan baktım, bu şey gelmiştik ana yola da, kadın da bekle bekle dedi. Ben de tamam dedim. Çocukları okula bırakalım, sonra gideceğiz galiba. Belki de şey gidiyordur, başkent. Harika olmaz ama. Burada pick-up'ın arkasında başkente gitsen harika olur. Ama bakalım. İkinci çocukları bir okula bırakalım da. Çok uykum var. Dün 3 saat uykuyla düştüğüm yola. Ya dün bir de olanlar öyle işte yan kesici oldu, tehdit edildik otobüsün içinde falan. Bir şeyler oldu böyle kara kere ama çok şey bir gündü ya. Rüya gibi bir gündü işte, rüya gibi geçti. Ha şu an şey diyeyim ama Honduras'ta. Şimdi uyuyamadık, ev sahibi bir gün daha kal demedi vallahi. Yarın gidiyor musun diye sordu. Zaten salonda küçük koltukta yatıyordum. Şey de yok, çamaşırını yıkayabilir miyim? Tabii ki dedi. 50 yıkıyorlar çamaşırı burada da. Oğlum adamın parası da var yani, ev sahibi böyle şey fakir bir adam da değil. Bir tane makine al da kendine ya. Elde yıkıyoruz biz. Sormadım da neden makine almıyorsunuz? Yani öyle insanlara ne bileyim. Ama eziyet oğlum elde yani. Ya hepsini geçtim. O kimyasal, eline değen kimyasallara yani. Yazık, yazık günah ya. Öyle kanka, elde yıkıyorlar burada da. İnşallah bu şimdi gideceğim evde vardır da adam akıllı bir çamaşır yıkar. Onu da elde çitleyeceğiz gene. Hala bir şey diyeyim ben. Kahve ısmarlıyorlar bana. Durduk o araçta otoservis olan yerde. Bizde var mı bunda? Bizde de var galiba. Değil mi? Türkiye'de, oğlum Türkiye'de ben hiç... Türkiye'de hep süründük oğlum. Böyle şeyler yapmadım yani Türkiye'de. Evet, kahve ısmarlıyoruz sana. Evet, bir kahvenizi içeriz ablacığım ya. Bakalım nereye kadar gidecek? Haritadan baktım, bir tane şey var. Nehir var yakınlarda. Oraya kadar gideceğiz. Oradan sonra... Aga otostop çekiyor. 2 saatlik yol, çok da değil. 140 kilometre mi ne başkentte? Çok da bir yol değil yani. Şu kahvemi içeyim de uyanayım. Evet, seçeneklerimiz bunlar. Gracias. Nazik nazik. Şey, gracias. Kahvemizi aldık sabah sabah. Amerikano. Bir de kodu bir deseydiniz. Amerikano ister misin? Ne şey zannediyorlar bu arada? Orta Amerika'da gene çok zannediyorlar beni ABD'den. Güney Amerika'da Arjantin'i zannediyorlardı. Burada da ABD'yi zannediyorlar. Hadi görüşürüz. Bu köprüden baktım haritadan, bu yol gidiyor işte. Ya bu köprüyü geçelim, kahveni de içeyim. Abi manzarayı da göstereyim size. Burası Choluteca şehrinin dışı. Böyle bir köprü. Burada da böyle kuru bir nehir. Bakalım otostop deneyeceğim. Otobüs sordum, 120'ymiş. O da 5 dolar yapıyor. Biraz otostop yapalım ya. Sabah erken, vakit de var. Honduras'tayız oğlum be. Ya dün işte diyorum ya, çok uykuluydum, çok yorgundum. Onun sersemliğiyle rüya gibi geçtim ama başka bir ülkeye geldim oğlum. Bir de şey, hatta
Ben size dedim ya mühür vurmadılar diye. Ulan ben şeyden çıkmamışım ki. Yani onu bile anlayamadım. Nikaragua'dan çıkmadığımı. Köprüyü geçtikten sonra gittim, bir de ters yönden gidiyordum. Bayağı bak, orayı görmesem ben bayağı şu an şeysizdim, mühürsüzdüm buradaydım yani. Yasa dışı girecektim. Böyle sağdan gidiyordum. Böyle soldan şehrin içinden yürüyeyim dedim. Bir baktım imigrasyon var. Oraya gidip bir daha şeyi damga aldım. Mühür aldım. Daha ülkeden çıktığımı çıkmadım, onlara bile uyanamadım. Dün rüya gibiydi ya. Dün garipti. Hadi bakalım bugün de ne gariplikler olacak. Evet gençler. Valla dayı atlı arkaya dedi. Acaba nereye kadar gidiyoruz bakalım. Yani yolun tadını çıkartalım lan. Bir kampın arkasındayım oğlum. Ben size yitelerim bunu, müzik aldı. Hadi. Bir şeyler alacak galiba. Dur bakayım, bana da bir şey ısmarlayacak. Heyecanla bekliyorum. Yani bir yarım saat daha, 45 dakikada kadar daha yol kaldı. Gidiyoruz öyle dağ yollarından. Beklemiyordum hani dağa çıkacağız, dağ yollarından gideceğimizi. Keyifli, ben de şu an çok keyif alıyorum ya. Taktım kulaklığı. Joe Rogan dinliyorum yine. Dinleyin arkadaşlar, İngilizceniz varsa çok acayip insanlar katılıyor ya Joe Rogan'a. Zaten artık dünyanın en çok izlenen podcast'ı ya. İstediğini çağırabiliyor. 3 saat böyle güzel, keyifli sohbet. Benim favori insanım Graham Hancock. Graham Hancock'la olan bölümler çok iyi. Genelde işte bilim adamlarıyla falan, bir tane astronot vardı, onunla olan da çok iyi. Onu tavsiye ederim. Şey yazarsanız Google'a, işte Joe Rogan Scientist Podcast yazarsanız orada çıkanlar gerçekten çok iyi. Onu dinleyin, ne gidiyor işte. 5 dakika daha devam. Orada kalacağım Couchsurfing'i de şehrin biraz dışında. 20 kilometre dışında. Başkenti. Tamara diye bir yer. Oraya gideceğim daha. Burada bir de insanlar İngilizce konuşuyor. Onu da söyleyeyim. Direkt sana geldiklerinde normalde Güney Amerika'da sürekli sana İspanyolca konuşuyorlar. Hatta sen İspanyolca bilmiyor olsam bile sana İspanyolca konuşuyorlar. Ama burada İngilizce konuşmalar başladı. Yabancı olduğu zaman İngilizce konuşuyorlar. Bu da böyle bir şey. Hadi yola devam. Sola ve bu. Hadi ben şimdi bunları iyi podcast dinlemeye devam. Hadi gençler. Gençler günaydın. Şurayı çaktırmadan çekeyim size de. Sol taraf. Burası kadın hapishanesi. Çok da çekmeyeyim. Aa, ağaca bak. Ne yapıyorsunuz gençler, günaydın. Baksana ağaca. Kıpkırmızı. Kaldığım ev burası. Couchsurfing'de. Ben neredeyim oğlum? Ben Tamara diye bir yere geldim. Başkent 20 kilometre beride. Burada bir Couchsurfing evi vardı işte. Aa, çok güzelmiş lan. Ne bu acaba? Ne ağacı? Geldim dün buraya. Ev sahibi de normalde doktor bir adam. O burada değil. Babaannesi de tanıştık. Babaannesi aldı beni içeri. Kız kardeşi, kayınçosu işte, kocası, onun arkadaşı. Öyle böyle biraz yemek yedik akşam. Sonra bir dışarı çıktık. Burada bir taverneye gittik. Birhane.
da gittik, bir şeyler içtik. Merkeze gideceğim, merkezi gezeceğim. Karnım çok aç, şey yapmadım. Bunları da rahatsız etmeyeyim diye. Çünkü ben bir kulübede kalıyorum. Göreceksiniz onu giderken, gösteririm size. Kulübede kalıyorum ve sabahın kahvaltı mahvaltı insanları rahatsız etmeyeyim. Bir şey yemedim. Su da almadım bak. Şimdi hemen gideyim merkeze. Merkezde konuşuruz ya. Daha bir 20 kilometre gideceğim ben oraya. Buradan bir dolmuşa bineyim. Tamam. Gençler şimdi... Burada suyu böyle satıyorlar ya. Öteki pahalı. Bir de oğlum şu su işi de 1 dolara su mu olur lan? Bir şişe su 1 dolar. Oğlum su çok pahalı ya. Dünyada hani bu Allah'ın suyunu koyuyorsunuz şişeye 1 dolara satıyorsunuz. Soygun ya. Ulan kola işte gazlı içecek bir sürü prosedürü var. O bile ne kadar? 40 cent. Büyük kola. Coca-Cola. Ama su 1 dolar. Neyse dur bakayım otobüs gelsin de gidelim. Ben neredeyim arkadaş? Anasını satayım. Hiçliğin ortasındayım ya. Hiçliğin oradayım yani gençler. Hiçliğin oradan selamlar. Hocam biliyor musun sen rahat bizi ya. Olmuş gelsin de gidelim. Ha böyle su mu içilir ya? Evet gençler, Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'dan selamlar. Burada da şehirde hiçbir şey yok ya. İki tane kilise var, bir bu var. Bir de arkada bir tane var, görmüşsünüzdür. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Ben kulaklık taktım, bir 200 saattir yürüyorum etrafta. Öyle bir şehir. Yarın, dur bakayım ev sahibine soracağım. Yarın müsaade ederse bir gün daha kalacağım. Evde sadece hiçbir şey yapmayacağım abi. Bütün günü boş geçirmek istediğim bir güne ihtiyacım var. Ev sahibine soracağım. Kalabilirsin derse öyle yapacağım. Ondan sonra bir daha güneye ineceğim. El Salvador'a geçeceğim. Ya bu şehirde böyle... Bir tek şey aldım burada. Ha, Stanley aldım Aladdin termos. 7 dolara aldım şurada bir ikinci elciden. Onu deneyeceğim bugün. Umarım çalışıyordur. Çalışıyorsa bedavaya almışım gibi bir şey olacak. Çalışmıyorsa 7 dolarlık bir risk aldım. Gene etrafta biraz yürüyeceğim. Bakayım ilgi çekici böyle bir görüntü yakalarsam. Kültürel bir şeyler Orta Amerika. Yani şu ana kadar Costa Rica, Panama, Costa Rica, Nikaragua ve burası tek bir ülke olabilirdi. Yani ayrı ayrı olmalarının pek bir anlamı yok. Tek ülke olabilirlerdi. Öyle diyeyim size öyle anlayın. Çok konuşasım da yok bugün. Çok tadım da yok. Biraz kulaklık takacağım. Biraz yürüyeceğim etrafta tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Çok güzel bir ağaç tamam mı? Burada şu an... Tabii ben konuşacağım ya. Şimdi kamyonlar durmaz. Ya az önce gene... Poşetten ya çok garip. Markete giriyorsun ucuz çünkü o. 3, 12,5 cent o poşette olan 50 mililitre işte yarım litre su. Şişede alırsan 25, 1 dolar tamam mı? Ama hissi çok kötü. Demin içtim işte bir poşet gene susadım. Oğlum poşetten su içiyor olmak o his çok kötü ya. Kötü hissediyorum şu ağzım tadımadı yani su da mı kötü bilmiyorum içine koydukları ama. Çok kötü ya oğlum su... Benim hep kafama takılan oldu ya. Bir su, bir şişe su nasıl 1 dolar olur oğlum? 10 cent olması lazım. 10 cent, 15 cent. Burada onu şeyle çözmüşler işte. Poşette su. İçeri giriyorsun şey. Agua bolsa diyorsun. Poşet su lütfen. Söylemesi bile garip. Hadi ben biraz daha yürüyeceğim. Böyle değişik bir şey görürsem çekerim. Otostop ile dünya turu yapan Ensar Sevindiğin eşsiz yol maceralarını anlattığı Bir Keresi adlı anı kitabı tüm online kitap evlerinde satışta.